ve Risale-i Nur'un kutsi lütuf ve kerametlerine medyun bulunduğumuzu itiraf ve tasdik ederiz. Şu ifadeleri okudukça kalbim kısa devre yapacak gibi oluyor. Bir gün ölürsem sebebi bu risaleler. Haberiniz olsun. Neden peki? Çünkü Risale-i Nur'a intisap etmezden evvel maddi ve dünyevi her işlerimizde ve ticarethanemizin kazançlarında ve şahsi ve hususi işlerimizde Risale-i Nur'a intisaptan sonraki harikulade farkları ve bereketleri görmekle beraber en büyük bir ticaret veya mes'ud bir zenginin müferrah ve serbestliğinden daha fazla ferah ve sürur ve serbest ve yaşayış tarzında sıhhat ve afiyetle elhamdülillah mes'udane imrar hayat eylemekte olduğumuzu ve Risale-i Nur'un kutsi lütuf ve kerametlerine medyun bulunduğumuzu itiraf ve tasdik ederiz. Burası bakın. En büyük bir ticaret veya mes'ud bir zenginin, evet, müferrah ve serbestliğinden daha fazla ferah ve sürur ve serbest ve yaşayış tarzında sıhhat ve afiyetle elhamdülillah mes'udane imrarı hayat eylemekte olduğumuzu ve Risale-i Nur'un kutsi lütuf ve kerametlerine medyun bulunduğumuzu itiraf ve tasdik ederiz. 10 seneden beri Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerinden niyazımda daima 5 vakit dualarımda Ya Rab bana bir mürşid-i kamil ihsan buyur. Niyazında iken bundan 3 sene evvel yani Hicri 1357 ve Miladi 1938 senesinde Deccal'ın öldüğü tarihte Süfyan'ın geberdiği vakitte İnebolu'da bir kahvede Kastamonulu bir zavallı sarhoşun sitayişle bahsettiği bir zatın Kastamonu'da mevcudiyeti ve menfi olarak bulunduğunu işittim. Dikkat ettim ve tahkik ve tamik ettim. Anladım ki 30 senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım o zamanki Said-i Kürdi olduğunu hayretle öğrendim. Ve kalbimdeki sevgi günler geçtikçe ateşlendiğini hissettiğimden her tehlikeyi göze alarak ziyaret edip mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim. Ve ziyaretimde eski Said'in ismi mübarekleri Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'un müellifi ve sahibi olarak buldum. Kemali aşk ve ihlas ile sarıldım. Ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım o Risale-i Nur'dur dedim. Ve bana bu hadsiz ihsanatı hidayet ve inayet buyuran Cenab-ı Hakk'a Kur'an-ı Hakim'in harfleri adedince şükür ederek elhamdülillah hâzâ min fâzli Rabbi dedim. Muvakkaten insanları ifal ederler fakat daimi ifal edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala kulli hal, etvar ve ahvali içindeki tasanvuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek, hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam, İbn-i Sina gibi bir dahi, İlimde taklit etmek istese ve bir çoban, bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. Sen ey şeytan! 100 derece şeytanetinde ileri gitsen,
buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramaz. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun.